Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim, Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Yeşilkent'in tam kalbindeyiz değerli arkadaşlar. Yeşilkent diyorum çünkü Altınkum Mahallesi'ne bağlı bir semt olarak biliniyor. Dolayısıyla denize sadece ve sadece 250 metre mesafedeyiz. 2 adet bitişik nizam villamız var değerli arkadaşlar. Tabii köşe başı olan kalıyor. Diğeri satıldı. Yeni alan arkadaşımıza da hayırlı uğurlu olsun. Şu anda 3 artı 1 açık mutfak, güzel bir villa sunumu için geldik. Aynı zamanda geniş bahçeli ve köşe başı, köşe konumunda bir villadır. Şu anda görmüş olduğunuz çim alanı bize ait değerli arkadaşlar. Bu yol arka cepheye gidiyor. Bizim esas giriş kapımız öbür tarafta köşe başı olduğu için tamamen müstakil girişti değerli arkadaşlar. Sinan kardeşime teşekkür ederim. Dış cephesini gösteriyor. Dış cephesini gerçekten harika bir şekilde yapmış. Antrasit renginde doğal taşlar kaplamış. Tabi belli yerlerine. Diğer kısımlarına da montalama sistemi yapılmış. Dalmança malzeme dediğimiz malzemelerden kullanmış. Grenli boyayla süslemiş. Gerçekten mükemmel bir villa. Tabi bahçe alanının içerisindeyiz. Şu anda limon çamları dediğimiz çamlarla iki villanın arasını bölmüş değerli arkadaşlar. Aynı zamanda ön tarafımız hem yol, yolun hemen yanı başında da park alanımız var değerli arkadaşlar. Bahçemiz fevkalade geniş ve güzeldir. Tabi veranda alanına baktığımızda güzel geniş veranda alanımız var. Burada havuz yapılmamış. İstenirse havuz yapılabilir ama denize 250 metre olunca havuzda biliyorsunuz maliyeti vardır, bakımı vardır, kloru vardır vesaire. 250 metre havlunuzu alıp plaja gidebiliyorsunuz. Veranda alanına baktığımızda 60'a 30 Denizli traverteni deseninde güzel kalebodurlar kaplamış. Tabi istenilirse buralara çok güzel pergüleler de yapılabilir. Aynı zamanda kamera sistemlerimiz mevcut gördüğünüz gibi. Binanın hem önünü hem yanını tamamen gösterir. Tabi bahçe duvarları tuğla duvar yapılmış. Üzerine bej mermerler kaplanmış. Aplik lambalar yapılmış. Çim çitler dediğimiz çitlerle de kaplanmış. Giriş kapımız burada değerli arkadaşlar. Hemen böyle etraflıca bir dolaşalım. Aydın Didim Altınkum Mahallesi köşe başı olan 3 artı 1 bir villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Tabi burada bir kiler alanımız var. Sinan kardeşim gösteriyor. Bu kiler alanımıza hemen kapısını da açalım. Elimizden geldikçe detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar burada ısı pompanızı vesaire yani ekstra malzemeniz olursa yerleştirebilirsiniz. Bu bir evde olmazsa olmazlardan bir tanesi değerli arkadaşlar. Sıfır yapıdan bahsediyoruz. Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Şimdi hep beraber evimizin içerisine girelim. Beraber inceleyelim. Tabi kameralardan bahsetmiştim. Hemen çelik kapının önündeyiz. Çelik kapımızı açar açmaz içeri giriyoruz değerli arkadaşlar. Tabi hemen kapımızı kapattığımızda çok seviyorum böyle. Hani en ince detayına kadar düşünmüş arkadaşımız. Burada vestiyer alanı düşünülmüş. Elbise asma yeri, ayakkabılık. Burada da çok amaçlı dolaplar yapılmış. Hemen karşı tarafta da ahşap görünümlü güzel dekoratif bir televizyon ünitesi düşünülmüş. Veranda alanına çıkış için de güzel sürgülü kapı yapılmış. Tabi uzaktan kumandalı alüminyum panjurlarımız mevcut. Hemen şöyle bir kapatayım. Kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışları dışarıya verilmiş. Burada internet bağlantısı vesaire hepsi tamam değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere klima tesisatları duvarların içerisine yerleştirilmiş. Hakikaten güzel. Tabi salon kısmımızı gördünüz. Salon döşemesine baktığımızda marle benzeri laminat parkedir değerli arkadaşlar. Çok da güzel. Hem sıcak hem soğuk açısından çok faydalı. Hemen mutfak kısmına geçelim. Mutfak kısmına geçtiğimizde gerçekten güzel bir mutfak alanımız var. Lake malzemelerden yapmış. Tacını gene antresit renginde düşünülmüş. Tabi gördüğünüz üzere çimstone tezgahımız mevcut. Burada diğer müteahhitlerden farkı ne var? Ankestre'yi komple hediye etmiş. Fırın, mikrodalga, set üstü, ocak ve dablumbaz hediye olarak düşünülmüş. Buzdolabı alanımız burada zaten. Gördüğünüz üzere çimstone tezgahımız, granit evyemiz mevcut. Evyenin karşısında da gördüğünüz gibi sürgülü bir pencere konulmuş. Bulaşık makinesi de burada. Panjurları gördüğünüz gibi hemen düğmeye bastığımızda panjurlarımızı kapatabiliyoruz. Tavana baktığımızda tavanda yine spot lambalar ve gergi tavan dediğimiz güzel amber renginde ışıklar düşünülmüş. Tabi burada bir tuvalet alanı düşünülmüş. Hilton dolabı, klozet alanı, merdiven altını bu şekilde değerlendirmiş. Yukarıya çıkacağız. Yukarıya çıktığımızda hemen şöyle bej renginde basamaklarımız döşenmiş. Basamaklar güzel bir şekilde yapılmış. Tabi demir ferforje kullanmış burada eskitme desen yani bakır ve siyah karışımı güzel düşünülmüş. Tabi spot lambalarımız mevcut. Yukarıya doğru çıkarken merdiven aydınlatması için gördüğünüz üzere
çift açılımlı güzel vasıtas pencere düşünülmüş değerli arkadaşlar. Yukarıya çıktığımızda sağlık kısmı gene bej mermerlerle döşenmiş. Tabi hemen karşıya baktığımızda güzel bir banyo alanımız var. Önce banyoya girmem gerekiyor. Banyoya geldiğimizde gördüğünüz üzere gayet güzel bir duşakabinimiz var. Şeffaf temper cam, içerisinde siyah karolaj. Tabi çift açılımlı vasıtas pencere. Hakikaten çok güzel. Burada bir oyuk yapılmış, şampuanı vesaire buraya yerleştirebilirsiniz. Vitrifiye malzeme de gayet kullanışlı, güzel bir şekilde dizayn etmiş. Klozet alanı burada. Gene ahşap görünümlü, peçetelik vesaire güzel raflar yapılmış. Burada da Hilton dolabımız mevcut. Üzerindeki seramik evye çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplar yapılmış değerli arkadaşlar. Tabi hemen lavabonun yanında da şöyle düşünmüş çamaşır makinesi yeri. Üstünde de termosifon alanımız mevcut. Şimdi salon kısmımızı, bahçe alanımızı gösterdik sizlere. Hemen birinci yatak odasına geçelim. Birinci yatak odasının içerisine geldiğimizde vavyen şeklinde düşünülmüş değerli arkadaşlar yatak başları. Sağında solunda iki tane aplik lamba, klima kabloları duvarın içerisine yerleştirilmiş. Çok şık bir avize düşünülmüş tabi. Hemen karşı tarafta da bir Fransız balkonumuz mevcut. Tabi gene demir ferforje üzerinde ahşap küpeşte olmak üzere gayet güzel şık bir şekilde tasarlanmış. Gördüğünüz gibi kumandalı sisteme bastığımızda panjurumuzu kapatabiliyoruz. Neden hemen kapatıyorum? Çünkü çekim bittikten sonra hemen kilitleyip gitmem gerekiyor. Değerli arkadaşlar ikinci yatak odasının içerisine geldik. İkinci yatak odasının içerisine geldiğimizde gene orta yerde güzel bir avize, spot lambalar, vavyen şeklinde yatak başları, klima tesisatları duvarın içinde. Aynı zamanda telefon, televizyon sistemleri mevcut. Her odada mevcut. Burada da köşe başı olduğu için hemen güzel bir Fransız balkonumuz mevcut. Bir de buradan da bir balkon alanımız var. Hemen balkon alanında Sinan kardeşimden ricam. Aynı zamanda sinekliklerimiz de mevcut değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sinan kardeşim hemen balkon alanı ve bahçe alanını da size böyle üstten bir göstersin. Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Denize 250 metre mesafedeyiz. 3+1 açık mutfak sıfır yapıdan bahsediyorum. Güzel bir villadan bahsediyorum değerli dostlar. Yan tarafı satıldı. Tek son kalan bir adet villadan bahsediyoruz. Şimdi müştemilat kısmına çıkacağız değerli arkadaşlar. Müştemilat kısmına çıkınca gene basamaklarımız son derece modern ve güzel bir şekilde yapılmış. Demir ferforjeler gene bakır görünümlü yani eskitme desenli ahşap küpeşteler mevcut. Spot lambalarımız var. Çift açılımlı vasıtas penceremiz gene mevcut. Yukarıya çıktığımızda ilk etapta güzel bir sahanlık alanımız var. Ondan sonra odanın içerisine geçiyoruz. Son derece geniş ve ferah bir odadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çam sanı laminat parkesi döşenilmiş. Derzli bir şekilde görünüm verilmiş. Ön tarafta hem bahçe alanımız çok fazla geniş hem önümüz tamamen açık, kapanmayacak şekilde park alanı değerli arkadaşlar. Burada ne yapmış? Burada yatak başları bu şekilde düşünülmüş. Klima tesisatları duvarın içerisine düşünülmüş. Aynı zamanda oda çok geniş değerli arkadaşlar. Burada çeşitli dolaplar kullanılmış. Yani giyinme odası olarak düşünebiliyorsun. Çünkü aynı zamanda ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Dolapları bu şekilde düşünmüş. Banyo alanımız Sinan kardeşimden ricam banyoyu size bir göstersin. Ekstradan bir mutfak tezgahı da buraya konulmuş değerli arkadaşlar. Banyo son derece şık ve güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Aynı zamanda duşakabini ve çift açılımlı vasıtas penceresi. Kapımızı kapattıktan sonra burada gördüğünüz üzere çünkü son derece güzel bir terasımız var. Yatak odamız çok geniş. Buraya da bir mutfak tezgahı tarzında güzel bir şey düşünülmüş. Şimdi hemen teras kısmına çıkalım değerli arkadaşlar. Teras kısmına çıktığımızda değerli dostlar gördüğünüz üzere değerli arkadaşlar pergülesi yapılmış. Yani spotlamalar konulmuş. Bordeks malzemeden gene demir ferforjelerimiz son derece güzel bir şekilde yapılmış. Sinan kardeşimden ricam hemen bu tarafa gelsin. Karşı tarafta da bu eğim tarafında da bir kiler alanımız var değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Musluğumuz var, elektrik prizlerimiz var. Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Yeşilkent sitesinin içerisindeyiz. Denize sadece ve sadece 250 metre mesafedeyiz. Bugün sizlere köşe konumunda geniş bahçeli 3 oda, 1 salon, açık mutfak, ebeveyn banyolu,
güzel bir villa sunumu için geldim değerli arkadaşlar. Bu villanın resmi evrakları tamamen bitmiş, iskanı alınmış, kat mülkiyetine geçilmiş bir şekilde satışa hazır değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim tekrar Yeşilkent'in böyle genel görüntüsünü alsın değerli arkadaşlar. Çünkü köşe konumdayız, önümüzde park. Tabii fiyat merak ediyorsunuz değerli arkadaşlar. Keşke başta söyleseydim, heyecanlandım. Hemen acilen çekimde konuşmaya başladım. Bu güzel evimizin fiyatı değerli arkadaşlar 6 milyon Türk lirası. Bu güzel evin fiyatı 6 milyon Türk lirası. Elbette pazarlığımız var. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.